Şehir ekranından herkese merhabalar. Bu haftaki kitabımızı takipçilerimizden Lale Hanım seçti. O yüzden biraz heyecanlıyım. İlk defa takipçilerimizin seçtiği bir kitabı yorumlayacağım. Ama sorun değil, kitabı aldım, okudum, inceledim ve birazdan size aktaracağım. Stefan Zweig'dan Bilinmeyen Bir Kadının Mektubunu okudun mu? Okumamış olabilirsin, okumayı düşünüyor olabilirsin. Ben yine de istersen kitaptan biraz sana bahsedeyim. Zweig deyince benim aklıma öncelikle betimlemeler geliyor. Bu yazar karakterleri, mekanları, hatta duyguları bile o kadar güzel betimliyor ki onun kitaplarını okurken sıkılmak pek mümkün olmuyor. Ortalama 60-70 sayfa olan bu kitap, kitap okumaya yeni başlayanlar için güzel bir seçim, uzun soluklu bir roman okuyup dinlenmek isteyenler için de ferahlatıcı bir durak niteliğinde. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Viyana'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki bir roman yazarının evine gelen mektupları fark etmesiyle başlıyor. Sana, beni asla tanımamış olan sana diye başlayan kitap, bir kadının bahsettiğim yazara duyduğu 20 yıllık aşkını anlatıyor. Üstelik kadın 13 yaşında başlayan bu serüveni adım adım o kadar güzel anlatıyor ki insan okuduktan sonra "Vay be, demek ki gerçek aşk böyle bir şeymiş." diyor. Çocukken, genç bir kızken ve olgun bir kadınken duygularında yaşanan o değişimi, aşkının geçirdiği evreleri ince ince o kadar güzel işliyor ki yazar, yani bu aşkın bir parçası olmak istiyorsunuz içten içe. Düşünün ki bir insanı yıllarca seviyorsunuz. O insanla karşılaşıyorsunuz, hatta birlikte vakit geçirdiğiniz zamanlar da oluyor. Ama her karşılaşma sonucunda bu insan sizi hiçbir şekilde hatırlamıyor. Sizi tanımıyor. Sizi düşünmüyor, sizin neler hissedebileceğinizin farkına bile varmıyor. Ama siz yine de bu insanı sevmeye devam eder misiniz? İşte bu kadın ne sevmekten vazgeçiyor, ne de kendisini o adama hatırlatmak için bir çaba harcıyor. Ta ki başına korkunç bir olay gelene kadar. Kitabın büyüsü kaçmasın diye bu olayı size söylemeyeceğim ama kitaptan minik bir bölüm okuyarak kendimi affettirebilirim diye düşünüyorum. Fakat kim? Evet, şimdi bundan sonra kim doğum günlerinde sana hep beyaz güller yollayacak? Ah evet, vazo boş kalacak. Bir zamanlar yılda bir kez olsun etrafımda esmiş olan o hafif soluk hayatımdan sana doğru esen o minik rüzgar, evet o da solup gidecek. Sevgilim, dinle. Senden rica ediyorum. Bu benim senden ilk ve son ricam. Vay be, ne aşıklar varmış. İnsan sevdiğinden bunu rica eder mi? Sizin de merak ettiğiniz kitaplar varsa o kitapları bize söyleyin. Yani ister mesaj atın, ister yorumlarda yazın fark etmez. Biz o kitabı alalım, okuyalım, inceleyelim ve sonrasında da size aktaralım. Bir sonraki hafta şehir ekranında buluşana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.